Gelelim son olayla ilgili, son filmle, bu melanet filmle ilgili boyutuna. Bu melanet filmin merkezinde de ne var? Hazreti Aişe ile evliliği var Peygamberimizin. Bu da onu diline dolamış. Şimdi Hazreti Aişe ile evliliği konusunda Müslümanların kendi kaynaklarında yazanlarla yüzleşme bilgisi ve cesareti yok mu? Biz bunu yapmak yerine ortalığı velveleye verip taş kaleye getirerek neyi halletmiş oluyoruz? Ne demiş oluyoruz adamlara? Kaşıyacak bir yer buldunuz, aman bunu terk etmeyin. Hini hacette ihtiyaç duydukça buradan kaşıyın, biz kaşınırız. Siz buradan kaşıyın, biz kaşınırız. Bizim yaramız bu. Bu demiş oluyoruz. Böyle demiş olmuyor muyuz? Böyle demiş oluyoruz. Bakın, tam yerini buldunuz. 1 milyar 700 milyonluk İslam ümmetini buradan kaşıyın, biz hazırız. Siz kaşıdıkça biz kaşınırız. Hadi yüzleşelim. Ne diyorlar bu adamlar? Efendimiz'e terbiyesizce, küstakça bir iftirada bulunuyorlar. Haşa, Efendimiz'i sübyancı olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Efendimiz'i şehvet düşkünü olarak lanse etmeye çalışıyorlar binlerce haşa. O yeryüzünün güzelini düşünün, Allah Resulü alemlere rahmet olarak gelmiş, onlara da rahmet olması gerekirken bizim kendi kaynaklarımızla yüzleşmememizden dolayı bizim bu tavrımıza bakıp Müslümanlar buna herhalde hiç itiraz etmiyorlar diye düşünüyorlar. Evet, onların içinde olsanız siz de öyle düşünürsünüz. Öyle mi acaba? Gelelim. Efendimiz şehvet düşkünü müydü binlerce haşa? 25 yaşında, hayatının en delikanlı çağında, başından iki evlilik geçmiş ve iki kocası ölmüş, çocuk sahibi bir 40 yaşında bir kadını alır mı şehvet düşkünü olan? Ve aldığı bu kadınla ölünceye kadar tek eşli olarak yaşar mı? Daha sonra Peygamberimizin yaptığı 14 evlilikten Hazreti Aişe dışında hiçbiri bekar, bakire değil. Birçoğu da çok çocuklu birer dul. Çok çocuklu birer dul Ümmü Seleme gibi. Peki nedir bu? Şehvet evliliği değil, şefkat ve merhamet evliliği. Peygamberimize yüktür evlilikleri. Yük almıştır. Şehvet evliliği yapacak olan insan 25 yaşındayken 40 yaşında başından iki evlilik geçmiş, iki çocuklu, bir rivayette 3 çocuklu dulu almaz ve onunla ölünceye kadar tek eşli olarak yaşamaz. Bu doğru olduğunu kabul etsek, ne diyor kaynaklarımız? En baba kaynaklarımız, Hazreti Aişe ile 7 yaşında nişanlandı, 9 yaşında evlendi. Bir kere o günün Arabistan'ında bu ne nadirattan bir vaka ne de gayri tabi bir vaka. İkincisi, Hazreti Aişe için, Peygamberimiz için bu evlilik özel bir durum değildi. Çünkü Hazreti Aişe Peygamberimizden evvel sözlüydü. Cübeyr bin Mut'im isimli bir müşriye, Mut'im bin Adi'nin oğlu Bedir'de esir düşen Cübeyr bin Mut'im'e sözlüydü. İslam davası yüzünden, sözlüsünden ayrıldı. Demek ki Hazreti Aişe her halükarda evlenecek çağdaymış. Gelelim bu 9 yaş meselesine. 9 yaş meselesi doğru mu?
Biz bununla yüzleşmedik mi? Yüzleşemez miyiz? Yüzleşiriz. Peki yüzleşirsek aşağılık duygusuna mı kapılmış oluruz? Ne alakası var? Eğer gerçekten öyle olsaydı şu biraz önce söylediğim iki delil bile yine yeterdi. Hazreti Aişe peygamberimizden evvel sözlüydü. Yani yine evlenme yaşındaydı. İkincisi o toplumda bu hiç de garip bir şey değil. Ama böyle değil. Vaka böyle değil. Ben Hazreti Aişe'nin peygamberimizle 7 yaşında nikahlanıp 9 yaşında evlendiğine inanmıyorum. Bunun duygusal bir şeyi yok. Ben yıllar önce bunu ilmi olarak açıkladım. Delillerim var. Bir, Hazreti Esma'nın kaç yılında öldüğünü kesin biliyoruz. Hicri 73. Hazreti Esma'nın Hazreti Aişe'den 10 yaşında 10 yaş büyük olduğunu kesin biliyoruz. Hazreti Esma'nın öldüğünde 100 yaşında olduğunu da biliyoruz. 73 yılında öldü. 100 yaşında öldü. Hazreti Aişe'den 10 yaş büyük. Kaç yılında doğmuş olur? Peygamberlikten 15 sene önce doğmuş olur. Hesap net. Hesap ortada. Hazreti Esma'nın yaşı belli. Öldüğü yıl belli. Kaç yaşında öldüğü belli. Ve Hazreti Aişe ile arasında kaç yaş olduğu belli. Bunlar kesin. Hesaplıyoruz. Hazreti Esma peygamberimizin peygamberliğinden 15 yıl önce doğmuş. O zaman 10 yaş küçükse Hazreti Aişe kaç yaş olmuş olur? Peygamberlikten 5 yıl önce doğmuş olur. Hicret sırasında Hazreti Aişe 18 yaşında olmuş. Yani evlendiğinde 19 yaşında olmuş olur. Doğrudur. 9 yaşında evlenmiştir. Araplar ilk rakamı atarak konuşurlar. Bunun çok örneği vardır Araplarda. Yani o 9'unda denir eğer bir çocuk, bir kız çocuğu, bir oğlan çocuğu gösterir. Bu kaç yaşında? 8'inde derler. Eğer çocuk değilse, delikanlıysa bilir ki 18'inde demiştir. O 5'inde der Arap. Öyle konuşur. Bilir ki 15'indedir. Çünkü 5 yaş olamayacağına göre 15'indedir. Öyle konuşurlar. Hasfederler öncesini. Arap dilinde böyle bir hasf mantığı vardır. Onun için mesela birine gıf demez. Gı de der. Gı dedi mi gıf demiş olur. Dur demiş olur. Arap dilinde böyle bir hazf mantığı vardır. Aslında şu andığımız bazı kelimeler de hazf mantığıyla kurulmuş kelimelerdir. Besmele. Böyle bir kelime yoktur Arap dilinde. Bu anlamlı bir kelime de değildir. Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin içindeki belirgin harfleri seçerek bir isim oluşturulmuş. Havgale. La havle ve la kuvvete illa billahın adıdır. Böyle bir kelime yoktur Arap dilinde. Ama la havle ve la kuvvete illa billahın içindeki belirgin, yani kulağa dokunan sesler alınmıştır. Bu seslerden uydurma bir isim yapılmıştır. Anlatabiliyor muyum? Onun için Arap dilinde böyle bir usul vardır, kural vardır. Bir başka delil. Diyor ki Hazreti Aişe, Kamer suresinin 46. ayeti, affedersiniz 36. ayeti miydi? 46 olacak. 46. ayeti indiğinde ben oyun çocuğuydum. Kamer suresi İbn Abbas'a göre, Hazreti Osman'a göre, İmam Cafer'e göre, 3 nüzul sırasına göre de 5. yıl suresidir. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Oyun çocuğuydum. Sokakta oynuyordum. Yani nereden bakarsanız olun, bakın eğer onların dedikleri doğruysa, koca koca baba kaynaklarımızın
7 yaşında nikah kıyıldı, 9 yaşında evlendi. Kamer suresinin bu 3 kaynağa göre de inişinden sonra doğmuş olmalı Hazreti Ayşe. O zaman biz onlara karşı bağıralım, tamam, yürüyelim, tamam, protesto edelim, tamam, bu terbiyesizlerin terbiyesizliklerini yüzlerine çarpalım, tamam da kendimizle niye yüzleşmiyoruz? Niye biliyor musunuz? Bu iki olay arasındaki yüzleşme farkı da acayiptir ha. Selman Rushdie'nin ele aldığı hadise ile bu hadise arasında yüzleşme farkımız da var. Selman Rushdie'nin ele aldığı hadiseyi şeytan ayetleriyle yüzleşme konusunda daha cesurduk. Niye? Sahih addettiğimiz kaynaklarda yoktu. Yani en sahih kitap dediğimiz kaynaklarda yoktu. Ama bu en sahih dediğimiz kaynaklarda var. Şimdi en sahih kaynağımızdaki bir rivayetten vazgeçeceğimize, peygamberimizin hatırından vazgeçeriz, öyle mi? Şu tavrımıza bakar mısınız bizim? Şu tavrımıza bakar mısınız? Rivayet gitmesin de kim giderse gitsin. Mesele bizim, mesele onların bunu söylemesi değil ki, mesele bizim kendi kaynaklarımıza eleştirel yaklaşıp yaklaşamadığımız. İslam kültürünün tenkit zarureti vardır. Daha kaç kez gelecek bu bela başımıza göreceksiniz. Biz kendi kültürümüzü, İslam rivayet edebiyatını adam gibi Kur'an'a ve hakikate ve tarihe arz edip de yalanını yanlışından ayırmadığımız sürece, aman rivayet külliyatında gelmiş, ona dokundurtmam, hakikatin canı cehenneme mantığını taşıdıkça, bu kafada oldukça daha çok malzeme çıkar onlara. Daha çok malzeme çıkar.